Başladı. Evet arkadaşlar, iyi günler. Bugün elimizde bir oyuncu klavyesi bulunuyor. Burayı çekiyoruz yani. Ben zaten çek. Aldığım MediaMarkt'tan bir oyuncu klavyesi aldım arkadaşlar. Fiyatı da 90 lira. Markası Frisbee. Sakın Frisbee diye dalga geçmeyin. Hani ben de ilk başta ben araştırırken oyuncu klavyesi araştırırken Frisbee'yi direkt geçtim. Yani hiç bakmadım bile. Bir kere olsun bakmadım. Ama MediaMarkt'a gittiğimde araştırdım. Bulamadım. Yani istediğim şeyi bulamadım. Çünkü çok pahalı klavyeler. Gerçekten çok pahalı ve hani bir tane ışık bile, yani led aydınlatması olmasa bile çok pahalı. Yani 100 liradan başlıyorlar. Derken bir ara Frisbee gözüme çarptı. Altta hani böyle bakarken, yani daha açılmamış, hani reyona koyulmamış. Hani hepsi var ama Frisbee'yi koymamışlar. Aldım ve baktım. Yani çok böyle hoşuma gitti, tipine bir bakayım dedim. Hatta almayacaktım. Sonra oradaki görevliye gösterdim. Dedim abi biz bunu hani görmeden alamayız. Bir görelim dedim. O da açtı. Açınca gerçekten diyorum kendisi de çok şaşırdı. Yani böyle bir klavyeyi böyle bir fiyata bu kadar renk seçeneğiyle, hani bu ağırlıkla, şimdi ben tabii bunu kullandım, açtım, tekrardan anlatacağım. Hani onlar da böyle bir şey görmedi. Zaten 2 gün sonra benim kendi tanıdıklarım da görünce bunu bende almaya gittiler. Orada 5 tane vardı. Gittiklerinde sonuncusunu almışlardı. Hemen yani orada herhalde reyona koyunca hemen gitti. Yani düşünün. Ve hakikaten 90 liraya, ben şunu da buradan iddia ediyorum. Buraya çekiyorsun değil mi Meryem? Değil mi? İddia ediyorum 90 liraya şöyle bir klavye kimse karşıma getiremez. İddia ediyorum. Bu ağırlıkta, bu renk seçeneğiyle, bu dokunuş hissiyatıyla kimse bana bundan daha iyisini getiremez. Ben iddia ediyorum. Varsa buyursun yazsın. YouTube'dan alta yazsın. Evet, açıyoruz ve tabi bu hava biraz aydınlık olduğu için şey gözükmeyebilir. Işıklarımız gözükmeyebilir. Şimdi şöyle bir kutu karşımızda. Şöyle karşımızda direkt, pardon, çok pardon. Bunu buradan çıkarmamız için. Ya kullanırken de laptopta kullandığım için hani ben hiç şey yapmadım. Burasını da açmadan hep kullandım. Daha yakın olsun diye, kablo dağınıklı olmasın diye. İçinden böyle bir driver CD'si veriyorlar küçük. Böyle de klon kılavuzu gibi bir şey. Gereksiz bir şey zaten. Bunu yükledim. Bunu da gösteririm ama anlatamayacağım çünkü hiç kullanmadım. Yani oynadığım oyunlarla da alakası yoktu zaten. Şimdi poşetten açalım. Eğer istiyorsan çok yakın mı oldu? Biraz uzaktan mı çekeceğim? O zaman biraz şey söyleyeyim. Görünüyor mu? Yani bu görünüyor mu? Hı. Arkadaşlar bakın, gerçekten hani şuradaki tuşların hani olması ve çok olmaması, abartıya kaçılmaması, renk seçeneği ve ağırlığı, bakın gerçekten çok ağır, çok uzun bir kablo ve çok sağlam bir kablo. Yani şu USB'si de zaten, şunun bir boyutuna bakar mısınız? Herhalde Allah bilir ne kadar elektrik çekiyordur şimdi bu. Yani çok da fena, hani ben çok beğendim. Buradan 2 kademeyle büyütebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen onu da gösterelim. Kusura bakmayın, biraz uzun video da yapmak istemiyorum. Sıkmak istemiyorum ama bir şu derecede büyütebiliyorsunuz. Bir de şu kadar büyütebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben böyle kullanıyorum. Çünkü benim masam cam olduğu için çok kaymasın diye böyle kullanmak zorunda kalıyorum. Gerçi yine kaymıyor. Orası güzel. Şimdi bir takalım bakalım nasılmış. Klavyemizi şöyle koyalım arkadaşlar. Bunu da takalım bir sizler için. Şimdi arkadaşlar renk seçeneklerini görüyorsunuz. Bir dakika Meryem. Bir dakika. Şimdi Meryem bir dakika diyorum değil mi? Şunu da bari yakalım da. Bu da böyle. Bir de şöyle bir şey var. Bak her tarafı mavi yaptım. Bir de şu var arkadaşlar. Şunu da göstermeden. Bu da mavi. Böyle mavi mavi şey yapıyorum işte. CSGO oynamaya çalışıyorum. Yapamıyorum tabii. Tabii senede 2 kere oynadığımız için doğal olarak sınavlardan şeylerden. Şimdi arkadaşlar renk seçenekleri yaklaşık 7 tane herhalde. İlk başta ben size şeyi göstereyim tabii. Burada birkaç problem de yaşayacağız. Onu da anlatacağım da. İlk başta şu driver
mıdır nedir onu gösterelim. Frisbee Gaming diyor. Burada profilinizi ayarlayıp hani 3 tane şuna basarak, şuradaki reç tuşuna basarak 3 tane farklı mod ayarlayabiliyorsunuz. Ve bunu hani farklı oyunlarda kullanabiliyorsunuz. Araştırınca öğreneceksiniz sizler de. Tabii ben bunu kullanmayı gerçekten bilmiyorum. O yüzden kapatalım. Hiç anlatmayacağım. Anlatımı da vardır inşallah internette. Şimdi FN tuşunun burada olması çok mantıklı bir şey olarak düşünüyorum ben. Çünkü burada olunca daha zor. Hani burada alt tuş olmasını ben tavsiye ediyorum. Çünkü oyun oynadığımızda bu taraftan oynuyoruz. Bir de FN tuşuyla hemen bakın arkadaşlar. Şurada var zaten işareti. Bu aydınlığımızı azaltıyor. Bu kapalı ve 3 kademeye kadar aydınlatabiliyor. Tabii şimdi renk seçeneklerimiz de şöyle. Şurada bir gördüğünüz gibi ışık gibi bir, yani güneş gibi bir şey var. Kırmızı, turkuaz, mor, sarı, beyaz, yeşil ve mavi. Bir de şöyle bir seçeneğimiz var arkadaşlar. Şu FN tuşuna basıp şurada eğer basarsak şu tuşa farklı bir dakika, o nasıl oluyordu? Unutmuşum onu. Hakkınızı helal edin. FN'e basıp şuna bastığımızda kapatıyor bir kere. İlk başta kapalı var. Sonra şöyle hani renkli var. Yani istediğimiz rengi atayabilmek için. Bir daha bastığımızda şöyle. Yani tüm ışıklar yanıyor. Devamlı yanıyor. Ve onun hız ayarını da FN tuşuna basıp şuradan hızı arttırabiliyoruz. Biraz daha hızlı oldu. Veya bunu yavaşlatabiliyoruz. Böyle bir yavaşlık. Kaç kademe bilmiyorum ama herhalde 3 ya da 4 olacak şekilde bir kademe koymuşlar oraya da. Ben sizler için biraz hızlandırayım tabii bunu. Anlatırken. Şimdi arkadaşlar şöyle görüntülerimizi de alalım. Hani gerçekten bakın bu dokunuş hissiyatını verebilecek başka bir şey yok. Ben şimdi diğer tuşlardan bahsedeyim ve aslında bu videoyu çekerken de çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Çünkü arkadaşlar bu klavye, oyuncu klavyesi normal klavye gibi değildir. Farklı özellikleri olabilir ve biz bunu anlamadığımızda bu bozuldu sanabiliriz. Hatta forumda araştırdım. Çoğu kişi bozuldu diye geri vermeye gidenler bile var yani bu klavyeyi. Ama o bozukluktan değil, şimdi onu da anlatacağım. İlk başta şu basit şeylerimizi anlatalım. Bu numlock ışığı bildiğiniz gibi. Cap lock ışığı da şurada. Bir de şöyle bir şey var. FN'e basıp Windows tuşuna bastığımızda, tabii elim yetişmeyecek. Meryem şuna bassana. Şimdi bakın şurada bir ışık yandı. Bu Windows tuşunun kapalı olduğunu gösteriyor bizlere. Bir daha basmayalım. Şimdi tamam. Şimdi de bakın Windows tuşumuz açık. Yani oyun oynarken hani yanlışlıkla elimiz çarpmasın diye öyle güzellik de yapmışlar, sağ olsunlar. Eğer FN tuşuna basıp tamam bir dakika. W tuşuna basar isek burayı sanki şu tuşlarmış gibi, burayı da WASD'ymiş gibi kullanıyorsunuz. Yani şurada hani nasıl desem ben belki anlatamayacağım ama şöyle bir olay anlatayım. GTA oynarken WASD ya tuşlar. Hemen diyorsunuz ki hiç ben tuşları değiştirmeyeyim ayarlardan. FN'e basıp W'ye basarsanız şuraya alıp hani buradan... Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Bir an video kapandı. Tekrar oradan birisi arayınca. FN'e basıp dediğimiz gibi şu tuşa basar isek ne demiştik? Tuşlar buraya alınıyor. Mesela GTA'da hemen buraya alıp sağ elinizle oynayabilirsiniz. Veya eğer silah tutacaksanız sağ elinizle burayı, sol elinizle de WASD ile gidebilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var. Şu Q'nun üzerinde şöyle bir şey var. Mesela ben zannettim ki dün araştırdım bayağı, cevabını bir kişiden buldum. O da çok zor bir şey. Siz de dikkatli olun. Mesela burada o tuşu yanlışlıkla açmış. Mesela tab'a basıyorum, tab basılı tutulup gidiyor. Ve aynı şekilde WASD tuşları da. Mesela adam gidiyor ama şöyle gidiyor. Yani böyle böyle yavaş yavaş gidiyor. Ya takıla takıla. Meğersem o iş moduyla oyuncu modunun bir değişimiymiş. Onu da ayarlamak için FN ve Q'ya basıyorsunuz. Yani bir hani basılı tuttuğunuzda mesela tabı basılı tutmuyor. Nedenini bilmiyorum. Hani acaba işle alakalı bir şey mi var? Hani ona basınca şuna basılı tutmayın falan diyor. Acaba ondan dolayı mı oluyor? Onu tam bilmiyorum ama öyle bir olay da var. O da aklınızda bulunsun. Buradan da ses açma kısma ve müziği tekrardan oynatma çok hoşuma gitti. Hani hiç başka bir şey. Direkt buradan ben ses ayarını yapıyorum.
Ve gerçekten hani gereksiz tuşlar yapmamışlar buraya bir ton. Ben onları çok beğendim. Şöyle de gösterelim hani böyle. Gerçekten bakın ben şu fiyata hani Logitech'i de şey yapmak istemiyorum, kırmak istemiyorum ama gerçekten kusura bakmasın. O da ucuza yapıyorum diye hani böyle millete şey yapıyor ama ya öyle bir görünümü var ama yani gidiyorsunuz 89 liraya 90 liraya şey veriyor. Işıksız bir tane veriyor. Yani 150 liraya veriyor, bir ışığı var ama bunun kadar tipi yok. Emin olun bunun kadar ağırlığı yok, şekli yok. Bak emin olun. Yani şu fiyata gerçekten Logitech'in veya diğer klavyelerin 400, 500, 700 liralık klavyeleri geliyor. Gerçekten şu şeye, şu şöyle görüntüye öyle bir şeyler geliyor. Yani siz de araştırın. Yani ne demek istediğimi anlayacaksınız. Eğer gerçekten almak isterseniz ve araştırırsanız ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Yani 700 lira mı olsaydı, 800 lira mı olsaydı tabi bunu almazdım. Ne? Yani insanoğlu hani parasını harcamayı sever. Orası ayrı bir mevzu. Oraya girmeyelim. Öyle. Ben çok beğendim. Sizler de inşallah araştırırsınız ve dokunduktan sonra hani elinize aldıktan sonra zaten anlayacaksınız bunu. Ben tabii o kadar Akşam çok bir ben oyuncu şey çıkayım. değilim ama her şeyde bunu kullanabiliyorsunuz. Bu da hazır anlatmışken şuna da bir değinelim. Bu da Frisbee'nin arkadaşlar. Şöyle bir silikon. Yani mesela adamlar bunu da 20 liraya yapmış. Yani pardon pardon çok pardon 17 liraydı. Çok pardon. Demek istediğim şu, gidiyorsunuz bu boyutta ya arkadaş adamlar 50 liraya satıyor. Ya ne gerek var bu fiyata satıyorsunuz? Böyle bir şey yapmış ve bakın bunu da şunu da 2-3 aydır kullanıyorum. Yani bir şey olmadı. Diğerleriyle aynı. Hani diğer arkadaşlarımda kaliteli olanları var ama soyulmuşlar. Bu bile soyulmadı. Demek ki o kadar da adamlar şey yapmıyorlar yani kırmıyorlar bizi, üzmüyorlar. Hani malzemeden çalmamışlar diye düşünüyorum ben. Tekrardan dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Hayırlı günler dilerim. İyi günler dilerim. Bin